Önceki videolarda dikkatimizi hep tek bir atom üzerinde yoğunlaştırdık ve tek bir atom kristal yapı içerisinde nasıl geziniyor? Aynı zamanda tek bir atomun kat ettiği mesafeyi nasıl değerlendirebiliriz? Bu soruların cevapları üzerinde durduk. Fakat yayılım mevzu bahis olduğu zaman tek bir atomdan ziyade kristal içinde hareket eden çok fazla sayıda atomun hareketleri bizim için önemli. O yüzden dikkatimizi artık yavaş yavaş tek bir atomdan çok fazla sayıda atomun dahil olduğu yayılım sürecine doğru kaydırmamız gerekiyor. Ve genel olarak bu videoda ve ilerleyen videolarda cevap aradığımız soru şu olacak. Tek bir atom önceki videolarda bahsettiğim gibi rastgele hareketlerle kristal yapı içerisinde geziniyor olmasına rağmen çok fazla sayıda atom işin içine dahil olduğu zaman nasıl hareketlenme yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru gerçekleşiyor? Buna cevap arayacağız. Çünkü yine önceden bahsettiğim gibi, belirttiğim gibi yayılım daima yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru gerçekleşiyor. Bazı özel istisnai durumlar var. Bunlardan da bahsederiz. Fakat genel bir kural olarak yayılım her zaman konsantrasyonun yüksek olduğu konumlardan düşük olduğu konumlara doğru ilerliyor. Fakat tek bir atom bazında hareketler rastgele. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Buna cevap arayalım. Aslında bunun cevabı bizden çok öncelerin verilmiş durumda. 1855 yılında Alman bir fizyolog Adolf, ismini buraya yazalım çünkü önemli bir isim ve ilerleyen videolarda da sıklıkla anacağız. Fick 1855 yılında her bir atom rastgele hareketlerle geziniyor olmasına rağmen yayılım nasıl azalan konsantrasyon yönünde gerçekleşiyor? Bunun matematiksel bir değerlendirmesini sunuyor ve iki tane de yasa ileri sürüyor. Yine kendi adıyla anılan birinci Fick yasası ve ikinci Fick yasası olarak adlandırıyoruz bu yasaları. Şimdi bu analize geçmeden önce, Fick'in yaptığı bu değerlendirmeye geçmeden önce bu videoda işimizi kolaylaştıracak bir kavram üzerinde durmak istiyorum. Konsantrasyon eğimi adını verdiğimiz bir kavram. Bir diğer önemli kavram daha var. Akı adını verdiğimiz. Bundan da bir sonraki videoda bahsedeceğim. Bu iki düşünceyi anladığımız zaman konsantrasyon eğimi nedir, akı nedir? Zaten Fick'in düşüncesini anlamamız da çok daha kolay bir hale gelecek. İlk olarak o zaman konsantrasyon eğimiyle bir giriş yapalım. Şimdi cevap aradığımız soru esas olarak şu. Kristal içerisinde konsantrasyon değişebiliyor dedik. Fakat matematiksel bir değerlendirme yapmak istiyorsak bizim konsantrasyonu matematiksel olarak tarif edebileceğimiz bir hale getirmemiz gerekiyor. Yani konsantrasyon değişimini, konsantrasyonun mesafeye bağlı olan değişimini matematiksel bir nicelik üzerinden değerlendirebiliyor olmamız gerekiyor. İşte bu videoda bunun üzerinde duracağız. Bunun için bir kristal yapı ele alalım. Karşımızda gösteriliyor iki boyutlu bir kristal tasviri. Burada iki tür atom var dikkat ederseniz. Kırmızı renkli kristal atomları var. Bunlar kafes noktalarında duruyorlar. Ve bu kristal içine sızmış yeşil renkle gösterilen küçük ara yer atomları var. Örneğin demir ve karbon atomlarının alaşımlanmasıyla elde edilen çelik buna benzer bir yapı sergiliyor. Büyük demir atomları kafes noktalarında konumlanıyorlar ve nispeten küçük boyuttaki karbon atomları demir atomları arasında kalan ara yerlere yerleşiyorlar ve bu ara yerlerde hareket ederek kristal içerisinde geziniyorlar. Şimdi buradaki ara yer atomlarının dağılımına bakarsak yeşil renkli atomların birçok doğrultuda değişiklik gösterdiğini gözlemliyoruz. Yani hem soldan sağa doğru bir değişim var, hem aşağıdan yukarı doğru bir değişim var. Sanki atomlar biraz sol alt köşede yoğunlaşmışlar gibi ve sağ üst köşede konsantrasyon daha düşük gibi görünüyor. Birçok doğrultuda konsantrasyonda değişim olmasına rağmen diyelim ki biz sadece soldan sağa doğru olan değişimle ilgileniyoruz. Bizim için önemli olan konsantrasyon değişimi soldan sağa doğru olan doğrultu. Şimdi buradaki konsantrasyon değişimini ifade etmek istiyorsak ilk olarak bütün atom düzlemleri arasında kalan ara yer atomlarının sayısını bir değerlendirmemiz lazım.
İlk olarak birinci ara düzlemle başlayalım. Bu iki kırmızı atomların sıralandığı düzlemler arasında kalan arayer atomu sayısına bakalım. Toplam 1, 2, 3, 4 tane atom var dikkat ederseniz. İkinci ara düzlemde yine 1, 2, 3, 4 tane atom bulunuyor. Üçüncü ara düzleme bakarsak 1, 2, 3 tane var. Burada yine 1, 2, 3 tane var. Atomların dikkat ederseniz dikey doğrultuda konumları değişiyor fakat bunun bizim açımızdan bir önemi yok. Biz sadece yatay doğrultu ile ilgileniyoruz. O yüzden dikey doğrultuda kaç tane atom olduğunu saymamız, yatay doğrultuda atom sayısının nasıl değiştiğini bulmamız için yeterli. Ardından 5. ara düzleme bakalım. 1, 2 tane var. Sonra tekrar 1, 2 tane var. En son buradaki ara düzlemde dikkat ederseniz sadece bir tane var ve buradaki ara düzlemde de sadece bir tane yeşil renkli arayer atomu duruyor. Arayer atomu sayısını şimdi arayer konsantrasyonuna dönüştürmek istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken her bir ara düzlemdeki atom sayısını düzlemler arası mesafeye bölmek. Düzlemler arası mesafeye herhangi bir ad verebiliriz. Fakat önceki videolarda yaptığımız değerlendirmelerle tutarlı olması açısından benzer bir çıkış noktasından hareket edelim. Hatırlarsanız demiştik ki önceki videoda örneğin bir düzlem üzerinde hareket eden bir atom varsa tek bir atom dikkate alındığında bu rastgele hareketlerle geziniyor ve ilerleyebildiği düzlem üzerinde toplam 4 tane konum bulunabiliyor. Yukarı adım atabilir, sağa doğru adım atabilir, sola doğru adım atabilir ya da aşağıya doğru adım atabilir. Ve bu adımların hepsi aynı uzunlukta demiştik ve bunu da hatırlarsanız lambda ile göstermiştik. İki tane ara düzlemin arasındaki tam merkezlerindeki mesafe birbirlerinden lambda kadar uzaktaysa bu şu anlama geliyor. Bunu birazcık sola ya da sağa kaydırdığımız zaman sanki iki düzlem arasındaki mesafede lambda uzunluğunda diyebiliriz. Bunların eşit uzunluklar olması gerekiyor. Dolayısıyla her bir atom sayısını, düzlemler arasında bulunan her bir atom sayısını düzlemler arası mesafeye böldüğümüz zaman oradaki arayer atomu konsantrasyonunu hesaplıyor olmamız gerekiyor. Bunu bir grafik üzerinde göstermek istersek dikey eksen bize arayer konsantrasyonunu versin. Ve yatay eksen de bize mesafeyi versin. Mesafeyi de x ile gösterelim. Şimdi burada çok doğrusal bir değişim var dikkat ederseniz. 4 ile başlıyor. Sonra 3'e düşüyor. Tabii bu konsantrasyon olduğu için burası 4'ün lambdaya bölünmüş, 3'ün lambdaya bölünmüş hali olarak yer edecek. Burada 2'ye düşüyor. 2 bölü lambdaya düşüyor diyelim. Burada da 1 bölü lambdaya düşüyor konsantrasyon değerleri. Bu noktalar üzerine şöyle bir doğru oturttuğumuz zaman şöyle bir doğru çizmeye çalışayım. Şöyle bir doğru oturttuğumuz zaman konsantrasyonun mesafeye bağlı nasıl değiştiğini böyle bir çizgi ile gösterebiliyoruz. Ve buna bu göstermiş olduğumuz değişime konsantrasyon profili adını veriyoruz. Konsantrasyon profili. Yani belli bir doğrultuda kristal içerisinde mesafeye bağlı olarak konsantrasyonun nasıl değiştiğini gösteriyor bize. Tabii bunu grafiksel olarak göstermiş olmamız bizim için yeterli değil. Çünkü biz matematiksel bir analizde kullanmak üzere matematiksel bir niceliğe indirgemek istiyoruz bunu. Bunun için de şöyle bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz bu bir doğru. Dolayısıyla bunun sabit bir eğimi var. Yani bu eğim bu doğrunun herhangi bir kısmında doğal olarak tanımı gereği sabit. O yüzden bunun eğimini dikkate aldığımız zaman bunu matematiksel işlemlerde kullanabileceğimiz tek bir nicelik olarak ifade edebiliriz. Çünkü zaten bizim için önemli olan şey bu doğrunun eğimi.
konsantrasyon ne kadar hızlı bir şekilde azalıyor ya da ne kadar hızlı bir şekilde artıyor, bunu değerlendirmek istiyorsak bu doğrunun eğimine bakmamız bizim için kafi. Bunun için de herhangi iki nokta arasında mesafe, belli bir mesafeye bakıyoruz ve burada konsantrasyonun nasıl değiştiğine bakıyoruz. Ve bunun eğimini mesafenin ve pardon konsantrasyonun mesafeye göre türevi halinde yazdığımız zaman bunun eğimini yazmış oluyoruz zaten. Del C, burada C bize konsantrasyonu veriyor, arayer konsantrasyonunu, bölü del X dediğimiz zaman bu bulduğumuz matematiksel niceliğe konsantrasyon eğimi adını veriyoruz. Burada kısmi türev kullandık. Dikkat ederseniz del ile gösterdiğimiz. Bunun nedeni konsantrasyon sadece mesafeye bağlı olarak değil, aynı zamanda zamana bağlı olarak da değişiyor. Fakat bunun ayrıntılarına ilerleyen videolarda gireceğiz. Eğer sadece mesafeye bağlı olarak değişiyorsa birinci Fick yasasını kullanacağız. Eğer hem mesafeye hem de zamana bağlı olarak değişiyorsa o zaman ikinci Fick yasasını kullanacağız. Burada konsantrasyon birden fazla sayıda parametreye bağlı olduğunu vurgulamak için kısmi türev ifadesi ile gösteriyoruz konsantrasyon eğimini. Ve böylece bir kristal içindeki konsantrasyonun mesafeye bağlı olarak nasıl değiştiğini tek bir matematiksel nicelik üzerinden ifade etmiş oluyoruz. Şimdi bu Fick yasalarını anlamamız için gereken birinci kavramdı. Bir diğer önemli kavram da akı adını verdiğimiz bir kavram. Bu videoyu burada sonlandıralım şimdi. Akıdan bir sonraki videoda bahsedelim.